Daha bitmedi mi ya? Ha? Bak, bitince haber ver. Zaten hemşire yaptın hepimizi. Ay kendiler. Sevil Karan, şu andan itibaren resmi olarak gözaltındasın. Sen de birinci sınıf emniyet müdürünü alıkoymaya yardım ve yataklık etmekten şu andan itibaren resmi olarak gözaltındasın Mustafa Kerimcan. Ya amirim öyle demeyin. Ne güzel işte bir gezi olarak farz edin bunu. Oksijen, temiz hava. Yani sonuçta biz de sizi emniyette hapsettik. Ne güzel çıkmış oldunuz. Bana şaka yapma. Bana bakın. Eğer bu kaçırılma olayını birinden duyarsam, emniyette birilerinin kulağına giderse, sağda solda dillenirse, yemin ediyorum ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getir. İnanılır gibi değil amirim. Zaten ben sizi nasıl kaçıracağım? Çok komik değil mi ya? Kim inanır buna? Semih Karan, yoluna gelirken başsavcıyla konuştum. Taleplerini ilettim. Kendisi de Adalet Bakanlığı'yla konuşacak. Şimdi buradan hep beraber adliyeye gideceğiz. Bildiğin her şeyi tek tek anlatacaksın. Buradan adliyeye gidersem anında haberleri olur. Oradan sağ çıkamam. Bunu siz de biliyorsunuz. Korkma, ben seni korurum. Bu tip bir güvenceyle ilgilenmiyorum. Bakın, size her şeyi en baştan anlatacağım. Siz de görüntümü çekip savcı beye yollarsınız. İş birliği içinde olduğuma herkes emin olur. İçleri rahat eder. Sonra buraya Rus konsolosluğu plakalı araçlar gelir. Ben bu araçları görünce size de bu organizasyonun başındaki isimleri veririm. Sen ne okudun lan? Uluslararası ilişkiler. Bitti bu. Bitti. Ah. Seni Sibirya kırsalına gitsem bile bulurum oğlum. Ölene kadar arkanda benim gölgemle yaşayacaksın. Al şunu. Kaydet. Konsoloslukla görüşüyorlar. Onların da canına minnet zaten. Alırlar seni, bir güzel ajan yaparlar. Şimdi bildiğin her şeyi buraya anlatacaksın. Sonra arabalar gelecek. İstediğimiz adamın ismini vereceksin. Sonra da araçlara binip cehennemin dibine kadar gideceksin. Rus bandıralı gemiyle İstanbul'a yaklaşık 100 ton uyuşturucu madde sokmak üzereydik. Mert Barca ve Mustafa Kerimcan düzenledikleri ortak operasyonda gemiyi ele geçirdi. Uğradığımız talimatın intikamını almak ve ilerideki işlerde kendilerinin yolumuzu kesmelerini engellemek için bir kumpas kurduk. Üzerlerine bazı suçlar atıp cezaevine girmelerini sağladık. Aç onu, aç. Hangi suçlar? Mert Barca'nın arabasının patladığı ve karısının öldüğü olay patronların tarafından azmettirilmiştir. Gece yarısı Mert Barca kaçırıldı ve karısının katiliyle yüzleştirildi. Katil tarafımızca öldürülüp suç Mert Barca'nın üstüne yıkıldı. Mustafa Kerimcan'a ne oldu? Mustafa Kerimcan'ın evine ve arabasına uyuşturucu ve para yerleştirdik. Kendisini uyuşturucu ticareti yapıyormuş gibi gösterdik. Ya ben dedim amirim, dedim. Konuşma. Nasıl konuşmayayım yani, güvenmediniz bana. Lan oğlum, bu görüntülerin hepsini izleyecekler bakanlıktan, konuşma. Mert Barca ve Mustafa Kerimcan'a atılan bu iftiralar iki komiserin de görevini yaptıkları içindir. Peki
Senin patronunla bunların bir husumeti var mı? Bu soruyu yanıtlarsam patronumun kimliği deşifre olur. Bu bilgiyi ancak konsolosluk araçlarını gördükten sonra size verebilirim. Saygılar. Saygılar Sayın Savcım. Başsavcıyla konuştum. Görüntüleri izlemiş. Buradan gidince ikinizi de yanına bekliyor. Beklediğin araçlar geldi. Kayıt yap. Anlattığın bütün bu uluslararası uyuşturucu sevkiyatının ve Mert Barca'nın eşi Seren Barca cinayetinin sorumlusu kim? Bir depom var. Bahsettiğim organizasyonla ilgili biriktirdiğim bütün belgeler orada. Sadece bu anlattıklarım değil. Daha fazlası da var. Konuş. Umarım artık güveninizi kazanabilmişimdir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.